Doğadaki evlerinde bakılıyor, tedavi ediliyor, güvenle çoğalıyorlar. Yaban hayvanları Anadolu'nun en büyük zenginliklerinden biri. Tarım ve Orman Bakanlığı da yüzlerce türün korunması ve geleceğe taşınması için çalışmalarını sürdürüyor. 85 adet yaban hayatı geliştirme sahasında yaban hayvanı türlerini yaşam alanlarıyla birlikte koruyoruz. Yaklaşık 3000 foto kapan halkalama çalışmaları ve GPS, GSM'li tasmalar ile türleri izleyerek koruma stratejileri belirliyor ve yeni alanlara yönelik etüt çalışmaları yapıyoruz. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği yaban hayvanı üretim merkezlerinde binlerce yaban hayvanına güvenli ortam sağlanıyor. Bu sahalardaki korunan hedef türlerimizin arasında su kuşları, kızılgeyik, yaban keçisi, karaca, Anadolu yaban koyunu, ceylan, dağ ceylanı gibi türler var. Üretme istasyonlarıyla birçok yaban hayvanının yok olmasının önüne geçildiğini belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin önemli veriler paylaştı. Yaban hayvanı türleri içinde yer alan memelilerden 123, kuşlardan 386 ve sürüngenlerden 141 olmak üzere toplam 650 tür bakanlığımızca koruma altında. Genel Müdür çok çetin, yaban hayvanı rehabilitasyon merkezlerinde yaban hayvanlarının tedavi edilip yeniden doğaya salındığını belirtti. Memeli ve kanatlı hayvan türleri ile alabalık üretimi maksadıyla kurulmuş toplam 24 yaban hayvanı üretim istasyonumuz bulunmaktadır. 2002-2023 yılları arasında 2041 memeli yaban hayvanı, 42 milyon alabalık ve 1.4 milyon kanatlı hayvan ise doğal ortamlarına salındı. Ağır kış şartları sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için uygun yerlere 2012'den bu yana yaklaşık 7.6 milyon kilogram besin desteği sağladık. Anadolu parsının yaban hayatı için önemine değinen çok çetin, bu türü yeniden coğrafyamızda görmek yaptığımız işe olan sevgimizi daha da artırıyor dedi. Yaban hayvanlarının güvenliği Sağlığı için özveriyle çalışan doğa koruma ve milli parklar ekipleri bu hazineyi gelecek nesillere aktarmakta öncü rol oynuyor.